Merhaba sevgili Başak Burcu erkekleri, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Temmuz ayı Başak Burcu erkeklerinin hangi enerjilerde olduklarına bakacağız. Bunları yorumlayacağım sizler için. Hemen ben kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Bakalım hangi enerjiler sizleri bekliyor olacak. Üç tane de enerji kartlarından alacağım. Evet, biraz konuşmak istiyoruz galiba. Kartlar kendini açtı. Bir eylem planı içerisinde olabilirsiniz bu arada. Daha yorumlamaya başlamadan önce böyle bir kart kendini gösterince ben de hemen yorumlamak istedim sizler için. Bir konuşma, görüşme, eylem planı olabilir. Temmuz ayında. Evet, bakalım. Sevgili Başak Burcu erkekleri. Niye bu kadar moraliniz bozuk? Motivasyonunuz düşük. Beni çok şaşırttınız. Evet. Çok mu sıkıldınız? Çok mu bunaldınız? Eliniz kolunuz çok mu bağlı bazı olaylar karşısında? Yani siz çok titiz insanlarsınızdır. Böyle çok her şeyi düzenli, tertipli yaparsınız. Her şeyi sıraya koyarsınız. Bazı şeyler sizi çok üzmüş görünüyor gerçekten. Kendinizi bir dinlenmeye de almış olabilirsiniz. Bakın hem tapınak yolu hem de kılıç dörtlüsü alt alta geldi. Kılıç sekizlisi ve kırık kalp. Yani koordineli kartlar geldi ama birbiriyle yani Temmuz ayında bakalım nasıl olabilir, nasıl yorumlayabilirim sizler için bakıyorum. Şöyle biraz bakayım kartlara sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi sizin elinizi kolunuzu bağlayan bazı durumlar mevcut. Temmuz ayında bunlar gündeme gelecek. Tekrardan gündeme gelecek veyahut da ilk defa gündeme de gelecek olabilir hayatınızda. Çok yoruldunuz, kendinizi çok yorgun ve bitkin hissediyorsunuz. Çünkü kalbiniz çok kırık. Belki bazı geceler uykunuzdan uyanıp ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Atıyorum 12'de yatıp 3'te kalkıyorsunuz. Sonra bir daha da uyku gelmiyor. Veyahut da işte atıyorum 1'de yatıyorsunuz 5'te kalkıyorsunuz. Baş ağrılarınız var. Yattığınız yerde huzurlu değilsiniz. Sizi meşgul eden, zihninizi meşgul eden, kalbinizi meşgul eden çok büyük bir sorununuz olduğunu görüyorum. Bir bayanla ilgili tabii ki de. Çok düşünüyorsunuz, çok yoğun duygular içerisindesiniz. Ama negatif yöndesiniz. Hani aslında birazcık daha olumlu olmanızı çok isterdim. Yani Temmuz ayında sizin bu sıkıntınız ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani içinizde çok biriktirmiş olabilirsiniz. Kimseyle paylaşamadığınız anlar da olmuş olabilir. Hatta burada da onu görebiliyorum. Ama artık bunu paylaşmak ihtiyacını duyacaksınız. Belki de bu bayan, bu kalp tutan kadın aslında bu sizin partnerinizi gösteriyor bana. Fakat benim bir partnerim yok veyahut da benim partnerimle ilgili bir sorunum yok derseniz yine de bir bayanla alakalı. Sizin bir sıkıntınız var. Ben diğer burçlardan çok özür dileyerek bir iki tane daha kart seçmek istiyorum sizler için. Çünkü merak ettim hani bu ne demek? Bu kadar sıkıntı sizde niye mevcut? Bu bayan sizi neden üzdü? İlk önce ona bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlar, sizin aranızda bir ego savaşı olmuş olabilir. Veyahut da bu sevdiğiniz bayanın etrafında başka erkekler vardı. Siz bunlarla mücadele edemeyeceğinizi belki anladınız. Ona ulaşamayacağınızı düşündünüz.
Ve belki de bu bayanı artık bitirmek kararı aldınız. Siz hayatınızdaki kadını belki de hayatınızdan çıkartma kararı aldınız. Ben artık bu insanı sevmeyeceğim bile demiş olabilirsiniz. Tabii her ne kadar sevmeyeceğim deseniz de burada size aşk görünüyor arkadaşlar. Yani bu Temmuz ayında aslında siz çok karamsar, verdiğiniz karardan hiç memnun olmayacaksınız. Ama bunu neden vermişsiniz bu kararı? Elinizin kolunuzun bağlı olduğunu düşünmüşsünüz. Belki partneriniz başkasıyla evli de olabilir. Veyahut da başka bir erkek arkadaşı veya nişanlısı sözlüsü olabilir tabii. Belki de uzaktan uzağa seviyorsunuz bu kişiyi. Belki de açılamadınız. Ama bence böyle gitmeyecek. Bu Temmuz ayında bir şeyler değişecek arkadaşlar. Sizde bir şeyler değişecek. Siz bu kısır döngüden çıkacaksınız. Çünkü tapınak yolu ve kılıç dörtlüsü. Çok güzel bir şekilde zihninizi toparlayıp artık bunu yapmanızın gerektiğini düşüneceksiniz. Zihninizi güzelce bir toparlayıp ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz. Belki de bu bitmiş bir ilişkiyle alakalı da olabilir şu anda konuştuğum konu. Siz kendi hikayenize göre bunu uyarlayabilirsiniz. Veyahut da yeni birisi de olabilir tabii. Hani açılamadığınız birisi de olabilir. Platonik de olabilirsiniz. Onu siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Onu kendinize göre uyarlayın. Bu içsel çekilmeden, yani kendinizi dinledikten sonra, kendi zihninizi, kalbinizi dinledikten sonra bu vermiş olduğunuz, hani hiçbir şey yapamıyorum, edemiyorum dediğiniz karardan, çünkü kalbinizi çok kırmış, aşırı derecede sizde bir kalp kırıklığı görüyorum. Bundan sonra siz artık iyileşmek isteyeceksiniz bir kere. Bu iyileşmeyi de şurada daha önce çıkan, hani daha önce şunu bitirmiştiniz ya, hani bazı rakipleriniz olduğunu düşünüyordunuz, o yüzden bitirdiniz. Belki de başka sorunlarınız var, olabilir, böyle ihtimal de var. Ama siz bu olayı bitirdikten sonra aslında değişim dönüşüme uğramış olacaksınız. Bu acıyı çekmeniz gerekiyormuş sevgili Başak Burcu erkekleri. Bu acıyı çektikten sonra doğru bir karar vereceksiniz. Ve tekrar bu bayana karşı bir teklifte bulunmanız söz konusu çok yüksek. Temmuz ayında. Temmuz ayının 1'i, 11'i, 21'inde bu atılımları yapacak olabilirsiniz. Bir vakit veriyor çünkü. Veya saat 1'de yapacak olabilirsiniz. 10'da olabilir. İçinde bir geçen zamanlar, dakikalar veyahut da günler olabilir. Sizler için. Peki. Ben şimdi sizin için bir kart daha seçeceğim. Bakalım siz bu bayana tekrardan bir teklifte bulunduğunuzda bu bayan size ne cevap verecekmiş? Şimdi ilk önce size soğuk yapabilir. Sen işte bitirdin, sen yaptın, sen ettin, size öyle söyleyebilir. Ama aranızda yoğun bir iletişim meydana gelecek. Tutkunuz tekrardan alevlenecek. Çok yoğun konuşmalar yaşayacaksınız. Yani mesajlarınızın ardı arkası kesilmeyecek. Bir iletişim trafiği olacak aranızda. Ve size karşı bonkör davranacak. Yani siz ilk başta soğuk yaptığına bakmayın. Ben size buradan tüyo vereyim. Rahatlıkla kendisine teklif edebilirsiniz. İlk başta soğuk yapacak ama hemen üzülmeyin, geride adım atmayın. Onunla haberleşmeye, mesajlaşmaya devam edin. Çünkü size karşı bollukla, yani bonkörce davranacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, Temmuz ayınızda böyle bir durum söz konusu. Evet, açılımımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.